Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, artık 2020 yılını tamamlıyoruz. 2020'nin son ayındayız ve sizin için de çok önemli bir ay tabii ki Aralık. Birçoğunuz bu ay doğdu. Doğum gününüzü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, Aralık ayına 30 Kasım'da meydana gelen yine sizin için çok önemli olan bir ay tutulmasıyla başlıyoruz ki Aralık ayının genelinde bu tesirler devam edebilir. İkizler burcundaki bu ay tutulması özellikle ilişki dinamiklerinizle ilgili bazı önemli farkındalıklar ve dönüşümler meydana getirebilir veya bunları tetikleyebilir süre gelen ilişkilerinizle ilgili veya bazı ilişkilerinizi başka bir boyuta taşımak adına ya da işbirliklerinizde olabilecek bazı dönüşümler adına ya da hayatınızdaki partneriniz, eşiniz onunla ilgili konularda önemli bazı etkileri gündeminize taşıyabilir. Tutulmalar 2021'in sonuna kadar ikizler yay aksında olacağı için sevgili yaylar birçok yay burcumuzun da hayatında tabii ki daha kadersel önemli tesirler var. Dönüşümler var, bu tutulma dönemleri özellikle 6 ayda bir olan bu tutulma dönemleri de bu etkileri arttırıyor. Bu ay yine burcunuzda çok önemli bir güneş tutulması da meydana gelecek. Güneş 21 Aralık'a kadar burcunuzda. Merkür de bu ayın birinden itibaren yay burcuna geçişini yapıyor. Mars artık düzeldi. Koç burcunda ileri hareketti. Ay boyunca da koç burcunda olacak. Bu da sizi aslında enerji anlamında güçlendiriyor. Yaşam enerjiniz güçlü. Motivasyonunuz artmış durumda, hayata daha iyimser, daha coşkulu bakıyorsunuz, heveslisiniz, yeni girişimler için cesur davranabilirsiniz, inisiyatif alabilirsiniz. Yani güzel bir ay Aralık ayı bu anlamda ve tutulmaların da tesirleriyle hayatınızda gerçekten kadersel bazı kapılar açılabilir. Bazı insanlar karşınıza çıkabilir, önemli bazı fırsatlar size sunabilirler. Tüm bunları bu ay genelinde bekleyebiliriz ve 14 aralıkta burcunuzda bir güneş tutulması var. Güçlü bir yeni ay ama etkileri sadece bu ayda sınırlı değil unutmayın. Her şey daha biraz daha büyük planda düşünmek gerekiyor ve önümüzdeki hazirana kadar güçlü bir şekilde sizi etkileyebilecek bir güneş tutulması bu. 14 aralıkta meydana geliyor özellikle doğum günü 10-18 aralık arası olan sevgili yaylarımız ve yükselen yaylar yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok önemli ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman bu tesirler bireysel olarak daha da güçlenebilir bu yeni ay hayatınızda yapmak istediğiniz herhangi bir konuda bir girişimde bulunmak adına sizi çok destekliyor cesaretle adım atabilir inisiyatif alabilirsiniz Eğitimle ilgili olabilir, işle ilgili, ilişkilerle ilgili yer değişiklikleri olabilir. Özellikle yurt dışı konularıyla ilgili bazı ataklar olabilir. Belki aşk hayatınızda önemli fırsatlar olabilir. Çok coşkulusunuz ve bu güneş tutulması bu anlamda hayatınızda gerçekten sanki böyle bir okun yaydan fırlaması gibi bir şeyleri hızlandıran, hayatınızda hızlı bir şekilde farklı enerjileri, taze enerjileri taşıyan ama hayatınızda şöyle bir bir anda e, değiştiren bir etki de ortaya çıkarıyor. E, sizin yapmanız gereken tek şey hedeflerinizi doğru belirlemek. İçinde bulunduğunuz şartlara iyi bakın. Koşullarınızı iyi değerlendirin. Potansiyellerinizi gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirin. Çünkü Neptün'ün de bir etkisi var Balık burcunda. Çok hayalci olursanız, hani çok gerçek dışı beklentiler içerisinde olursanız enerjiniz biraz boşa gidebilir. O yüzden daha gerçekçi hedefler belirleyin ve koşullarınızı hazırlayın. İyimserlik ve özgüven çok güzel ama bu iyimserliğin ve özgüvenin altında da elle tutulur somut bir şeyler olması lazım. Eğer böyle doğru hedefler belirlerseniz bu güneş tutulması gerçekten hayatınızda büyük açılımlar getirebilir. Evet 15 Aralık'tan itibaren Venüs yay burcuna geçiyor. Süper bir etki. Venüs'ün de o iyicil ve şanslı etkisi sizinle olacak. Her şeyden önce cazibeniz artıyor. Şöyle bir kendinizi daha güzel, daha yakışıklı hissedebilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Giyim kuşamınızla ilgilenebilirsiniz. Fiziksel imajınızda değişimler yapabilirsiniz ki estetikle ilgili de uygulamalar olabilir. Hem güneş tutulması etkisi hem Venüs tesiri belki şöyle bir imaj değişimi getirecek. Bir tarz değiştireceksiniz. Belki daha ciddi, estetik anlamda bakımlar yaptıracaksınız gibi. Evet, ilişkilerle de ilgili kuşkusuz Venüs'ün destekleri var size parasal konularda da hayatımızda bize biraz daha maddi konfor, keyif anlamında burada Venüs güzel, olumlu tesirler getirebilir. 16 Aralık'la birlikte Satürn artık Kova burcuna geçecek sevgili Yaylar. Şimdi Satürn'ün Kova burcundaki transiti çok önemli. Tabii bu daha kolektif bir etki. 2023'ün Mart'ına kadar da kalacak Satürn Kova burcunda hemen ardından 19'unda Jüpiter de kova burcuna geçiyor ki 21 Aralık'ta bu ikisi kavuşacaklar. Büyük Satürn Jüpiter kavuşumu 21 Aralık'ta kova burcunun 0 derecesinde meydana gelecek. Kuşkusuz bireysel hayatlarımız için önemli ama asıl kolektif alanda, dünya üzerinde tüm toplumsal yapılarda, sosyal yapılarda önemli bazı enerji değişimlerinin, yapılandırmalarının olacağı hayat düzenimizde de bir şekilde tesirlerini hissedebileceğimiz farklı bir döngüyü başlatıyor satürn jüpiter kavuşumu bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için henüz izlemediyseniz astrofoni demet baltacı YouTube kanalındaki 2021 genel videomuzu lütfen izleyiniz sizin üçüncü evinizde satürn jüpiter geçişi başlıyor Jüpiter yönetici gezegeniniz 2021 yılı boyunca kova burcunda olacak 2021'in de genel yorumlarında aslında bu iki hareket çok önemli. Satürn Jüpiter hareketi. Ve Jüpiter geçtiğimiz yıl Oğlak burcunda çok hani güçlü olmadığı bir burçtaydı. Şimdi Kova burcunda daha rahat, daha güçlü. Ve üçüncü evinizde size yeni olanaklar getirecek. Ufkunuzu açacak. Yeni bilgiler öğretecek. Eğitimlere başlamanız mümkün. Ee, daha fazla çevresel anlamda gelişmelerin olması mümkün. Ticari konularda özellikle teknolojiyle ilgili olabilecek her türlü girişimde hayatınızda yeni yapılar getirebilir. Yakın çevrenizde bazı yapılandırmalar var. Çevresel değişimler, kardeşlerin ve akrabalar ve onların hayatlarında belki önemli yapılandırmalar var. E, tüm bunları bu dönemde bekleyebiliriz. 21 Aralık'tan itibaren Güneş artık Oğlak burcunda parlamaya başlıyor. Merkür de Oğlak burcuna geçecek 21 Aralık'ta. Ayın son günlerinde para konularını, finans konularını, bütçenizle ilgili ayarlamaları, belki hesapları, kitapları, muhasebe işlerini düşünüp buralara odaklanıyorsunuz ki ayın sonunda yine 30 Aralık'ta bir dolunayla tamamlayacağız bu ayı. Yengeç burcunun 8 derecesindeki dolunay, sevgili yaylar, sizin de haritanızın 8. evinde olacak. Yine para konuları. Aslında dolunay bir tamamlanma demektir, bir farkındalık demektir. Burada bütçenizle ilgili örneğin bir alışveriş yapılacak, bir yatırım yapılacak. Belki bu koşullar bir netleşebilir, sonuçlanabilir ya da bir kredi konusu, bir vergi konusu, hisseli paralar, paylaşımlarla ilgili belki bir miras, nafaka, bir kira geliri, bir ödeme. Buralarda bazı dönüşümlerin olması ya da süre gelen bir konunun artık hayatınızda netleşmesi ya da tamamlanması, bitmesi mümkün. Örneğin bir kredi borcu bitebilir, bir vergi ödemesi sonlanabilir bir miras konusu çözümlenebilir gibi buralarda bu temalar özellikle para konularında bekleyebiliriz. Etkileri 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası yoğundur. Yani 27 Aralık'la beraber tesirler başlayabilir. Ocak ayının ilk haftası içerisinde de bu tesirler devam edebilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.